için kodlama aşamasına geçiyorum. Şimdi yapacağım ilk aktivite arkadaşlar benim Home Controller'a bu DB konteksimi tanıtmam gerekiyor arkadaşlar. Hemen gidiyorum Home Controller'a. Home Controller'ı daha sonra buradan şey yapacağız. Environment vereceğiz arkadaşlar. Bizim hangi dizine veri kaydedeceğimizi, işte hangi dizinden veri çekeceğimizi öğrenmek için işte ne diyeyim artık sistem çevre değişkenlerini görmek için birkaç tane daha ayar gerçekleştirdim ama şu an benim derdim benim DB konteksimi tanıtmak arkadaşlar. Benim DB konteksim e-ticaret DB context. Yani kontekstim buydu arkadaşlar hatırlarsanız. Şuradan bakarsam da görürsünüz. E-ticaret DB context. E-ticaret DB context türünden bir database oluşturuyorum arkadaşlar. Bir nesne türetiyorum aslında burada. DB desem daha keyifli olur benim için. Ve new e-ticaret DB context deyip arkadaşlar şu arkadaşımı da hemen getireyim. Artık DB isminde bir nesnem var arkadaşlar. Ben bu DB nesnesini bütün aktivitelerimde rahatlıkla kullanacağım arkadaşlar. Yavaş yavaş kodlama aşamasına geçelim. Şimdi ben öncelikle şuradaki slide'ı veri tabanından getirmek isteyeceğim arkadaşlar. Şuradaki slide yapısını veri tabanından getirmek isteyeceğim. O nedenle buraya bir model gönderiyorum. Sistem şu arkadaşlar burada. Buradan view kısmına bir model verisi gönderiyorsunuz arkadaşlar. View modeli de gönderiyorsunuz. Ve RazorPage'de arkadaşlar o modeli kullanarak veri tabanından veri çekiyorsunuz. Yani HTML içerisinde C# komutlarını kullanarak arkadaşlar database verilerini rahatlıkla çekebiliyorsunuz. Yani çünkü ben bütün işimi kolaylaştırdım. Ne yaptım? Bütün entities'leri oluşturdum. DB context'imi oluşturdum çok hızlı bir şekilde. İşimi daha da kolaylaştırmak için view modellerimi de oluşturdum arkadaşlar. Daha ne olsun? Yani hemen bir tane var model diye arkadaşlar model oluşturuyor. Bir tanesini oluşturuyor. Ve bu nesnem arkadaşlar new index view model türünde arkadaşlar olacak. Ve burada işlemlerimi gerçekleştireceğim arkadaşlar. Yani şu işlemleri burada gerçekleştireceğim. Ve en sonda view arkadaşlar gönderirken buradaki modeli göndereceğim. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani buradan modelimi oluşturuyorum. Ve view arkadaşlar boş göndermiyorum artık. Bir modelle beraber gönderiyorum. Mesela ilk kullanacağım veri arkadaşlar. İlk kullanacağım yapı. İsmi neydi? Slide'da hatırlarsınız arkadaşlar. Slide eşittir. Slide diye bir view model oluşturmuştum hatırlarsanız şeyde. Bu slide'ım eşittir arkadaşlar. Nedir? DB'nin içerisindeki hatta slides diyeyim. Ya bir tane değil birden fazla slide. Slides DB context DB'nin içerisindeki arkadaşlar slide'ın içerisinde bu arkadaşı order by yapalım. Sonra bana bütün verileri getirsin arkadaşlar. Ver yapalım. Veri de gerçekleştirdikten sonra nokta tulis ile alacağım. Şimdi sistem şu. Önce order by. Yani neye göre sıralayacak bu arkadaş? Bu arkadaş şuradan baktığımda arkadaşlar tables hatta slide'a direkt gidelim şuradan.
Slide'da arkadaşlar roll number diye bir tane şey oluşturmuşum. Yani sıra numarası bu. Bu sıra numarasına göre gitmesini istiyorum. Ve bu sıra numarasına göre de küçükten büyüğe. Yani birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra dediğim için arkadaşlar order by diyorum. Eğer büyükten küçüğe gitmesini isteseydim order by descending diyecektim arkadaşlar. Descending. Order by descending diyecektim. Ama küçükten büyüğe gitmesini istediğim için arkadaşlar order by diyorum. Yani sadece listeleme işini arkadaşlar küçükten büyüğe yapacağım. Yani birinci sıradaki slide'ım, ikinci sıradaki slide'ım, üçüncü sıradaki slide'ım diye listeleyeceğim için arkadaşlar ben order by komutunu kullanıyorum. Order by dedikten sonra yapacağım aktivite şu arkadaşlar. X'i gönderdim. X nokta row number. Ya bu arkadaş ne yapacak? Row number'a göre arkadaşlar sıralayacak. Yani row number birinci sıradaki kim neyse A'dan Z'ye sıralayacak arkadaşlar. 1, 2, 3 diye gidecek. Peki bu arkadaş hangi verileri listeleyecek arkadaşlar? Ben diyorum ki genelde bunu kullanıyorum arkadaşlar. Is confirm kısmına true veya false değer veriyorum arkadaşlar. Burada true veya false veremeyeceğim için is confirm'e mesela burada mesela çok önemli bir şey atlamışım. Is confirm'i mesela bit yapmam gerekiyor. Bak bunu atlamışım mesela. Ve bunun başlangıç değerine de 0 veriyorum arkadaşlar. Is confirm 1 bit olmalı. Yani 0 veya 1 almalı. Yani true false aktivitelerini kullanacaksam ben ne yapıyorum arkadaşlar? Is confirm değerini veya işte is başına is koydum mu mi demek. Yani doğrulanmış mı? Görüntülenecek mi? Yani onaylı mı? Aslında demek istiyor burada. Onaylı mı diyor arkadaşlar. Ben başlangıçta ilk oluşturduğumda ben bu değeri kendim atayabilirim. Ben 0 veriyorum mesela. Onaylı mı değerine ben 0 veriyorum. Yani false diyorum aslında. 0 false demek. 1 true demek. True false aktiviteleri için ben ne yapacağım arkadaşlar? Bit'i kullanacağım. Mesela burada bir değişiklik meydana getirdim. Bakın burada bir değişiklik meydana getirdim. Ve burada değişiklik meydana getirdiğim için arkadaşlar ne yapmam gerekiyor? Şurayı böyle bir pasif alayım arkadaşlar. Çünkü benden hatasız bir şekilde işlem yapmamı isteyecek. Ctrl C yaptım arkadaşlar. Bakın değişiklik yaptım. Ve değişikliklerimi kaydettim. Kapattım mesela. Şimdi ne yapacak arkadaşlar? Gidecek. Şu ayarları şu işlemi tekrarlayacak. Bunu tekrarladığı zaman şuradaki entity ister otomatik olarak değişecek arkadaşlar. Mesela diyelim ki şuradaki slide'a bakalım mesela şu an. Şu an slide'a baktığımızda arkadaşlar is confirm'in özellikle şeye baktığımızda DB context tarafına baktığımızda arkadaşlar Ctrl F slide diyelim. Bakın is confirm'i görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bir şey değer vermedi. Yani bir string değer verdi. Şuradan baktığımda da zaten görebiliyorum is confirm'i string değer verdiğini. Is confirm. Nerede is confirm? Şurada arkadaşlar string değer vermiş. Bunun ne yapması gerekiyor aslında? Bit vermesi gerekiyor değil mi? Bunu bit vermesi gerekiyor. Şuradaki değer de otomatik olarak değişecek. Yani ben aslında burada DB context'imi ve buradaki slide CS'imi aslında değiştiriyorum bir şekilde. Çünkü revize ettim ya. Buradan bu işlemi yaptıktan sonra enter'a bastığımda arkadaşlar gidiyor DB context ve entities içerisindeki her şeyi değiştiriyor arkadaşlar. Bu arada burada validation gerçekleştirecekseniz eğer tekrar yüklediğinizde o validation'larınız gidecek arkadaşlar. Bu arada bir hatam verdi. Açık mı şu an? Bakalım bir. DB context açık diyor ama açık değil lan. Kapattım hepsini. Hemen yapacağım arkadaşlar şuraya. Madem bana şey yaptı. Ne diyeyim artık. Yani şu arkadaşı kapatayım.
Force diye bir komutum var arkadaşlar. Hani baktım canım sıkılıyor arkadaşlar ama sonuna force yazıp yani kullanılmış olsa bile şu olsa bile bu olsa bile onun görevini durdur. Şu an tek işin, tek amacın buradaki veriyi yenilemek deyip arkadaşlar bunu zorla yap diyorum. Şu an zorluyor arkadaşlar. Ve yaptı. Yaptı. Şimdi şuradan baktığımda arkadaşlar slaytta değişiklik meydana geldi mi, bit oldu mu diye bakıyorum mesela. Is config gördüğünüz üzere arkadaşlar boolean oldu. Gördünüz mü? Şuradaki değeri bit verdiğim anda arkadaşlar design buradaki değeri bit verdiğim anda bu arkadaş otomatik olarak ne yaptı arkadaşlar? Boolean seçeneğini aldı. Artık bu arkadaşı ne yapabilirim? True false değeri verebiliyorum arkadaşlar. Yani 1 veya 0 değeri verebiliyorum. Şimdi bu işlemi gerçekleştirdim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Slide'ı da normale çevirdim. Şu arkadaşta herhangi bir sıkıntı yok. Normalde çok önemli bir olay değil. Hemen controller'ımı açıyorum arkadaşlar tekrar. Ve şu kodumu tekrarlıyorum arkadaşlar. Şu kodumu tekrarlıyorum. Diyorum ki ver x nokta is config eşit eşit 1. Yani true aslında burada diyorum. Is config eşittir true ise arkadaşlar yani 1 ise true, false arkadaşlar. 1 ve 0 kavramı bu şekilde kullanılıyor. Yani benim eğer buradaki is confirm'im arkadaşlar true ise okey. False ise şu. Yani bana sadece onaylıları getir. Listedeki sadece onaylıları getir ve sonra da to list yaptığımda bana bütün listeyi getir diyorum. Mesela burada kaç tane? Diyelim ki 5 tane slide var arkadaşlar. Artık slice diye çağırdığımda modelin içerisinde arkadaşlar otomatik olarak o 5 tane listemdeki bütün slaytlar arkadaşlar ne yapacak? Getirecek. Hatta kayıt ekleyelim şurada. Madem yapıyoruz. Hemen edit yapalım arkadaşlar. Hoppa şu kaydı silelim. Şuradan slide ID demişiz mesela. Şuradaki yapıyı arkadaşlar direkt kullanalım. Mesela şunun HTML sayfasına bir bakacağım arkadaşlar. Oradan direkt alacağım veriyi. İndeksin içerisindeydi hatırlarsanız arkadaşlar. Şurasıydı, değil mi? Şimdi bu benim title'ım arkadaşlar. Bu arkadaşı aldım, kopyaladım. Şuradaki title'ıma yerleştirdim arkadaşlar. Sonra bir detay sayfası var mı? Yok. Sonra bu arkadaş benim manşetim arkadaşlar. Headline olarak geçiyor. Is confirm true diyorum arkadaşlar. Ya da bir diyorum mesela. Bir veya sıfır true veya false girebiliyorum arkadaşlar buraya. Black Friday dedim arkadaşlar. Sonra headline'a şu veriyi bu arada kaydedelim şunu. Slide başlangıç değeri veremiyorum buraya herhalde. Kopyalamadım mı? Copy. Niye hata verdi bana? Black Friday, true. Headline'a bu değeri gir dedim.
Gideceği URL'i ben kendim belirliyorum. Sıra numarası birinci olsun. Subtitle'da şuradaki yukarıdaki subtitle olsun arkadaşlar. Buton text shop now olsun. Bunların hepsini arkadaşlar veri tabanından alıyor, dikkat ederseniz. Okey. Şimdi bir kaydım oluştu arkadaşlar. Burada işte is confirm değerine göre de ben şey yapmışım. True veya false vermişim. Bu değeri true olanları bana getir demişim. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Yine aynı değerler olsun. White Friday olsun. Bu da true olsun arkadaşlar. Şu arkadaşı kopyalayalım. Şu arkadaşa yapıştıralım. Bu arada ya ilk etapta bu işlemleri buradan gerçekleştiriyorum ki. Daha şu an veri tabanı yönetim sistemimiz yok. Bunda sıra numarası 2 olsun arkadaşlar. İşte bu URL verebiliriz. Bir tarafa gitmesini sağlayabiliriz. Buna da back diyelim. Mesela woman diyelim. Buna da shop now yazalım arkadaşlar. Şu an slide'da iki tane yapım var arkadaşlar. Şimdi burada image var arkadaşlar. Şuradan bakarsak nerede benim dosyam? Şuradan bakarsak arkadaşlar image'i görebiliriz. Hemen yapacağımız sistem şu. Hatta şuradan da gidebiliriz. Şuradan klasörünü arkadaşlar. Benim o image klasörü, statik image klasörü var ya. Onu ben alacağım. Kullanmaya başlayacağım. Bari resimler de gelsin. Project e-ticaret. Bir www.root'un içerisindeydi hatırlarsanız. Şuradaki bütün imajları alacağım arkadaşlar. Ctrl'a, Ctrl-C. Gideceğim upload'un içerisinde arkadaşlar. Yapıştıracağım. Hatta isterseniz yani şimdilik hatta hepsini kullanalım. Çünkü bizim işimize yarayacak arkadaşlar bunlar. Şu şekilde ben düşünün bunu veri tabanından yüklemiş olduğumuzu düşüneceğiz arkadaşlar. Şu an veri tabanından bu verileri yüklemiş olduğumuzu düşüneceğiz. Yani bizim şey yönetim sistemimiz var. İçerik yönetim sistemimiz var. Biz oradan ne yapacağız arkadaşlar? Bu verileri yükleyeceğiz. Dikkat ederseniz slaytlara bakarsak arkadaşlar hero 1, hero 2 olarak gelmiş. Mesela birinci hero 1 diyeceğiz. İkinci hero 2 diyeceğiz. Üçüncü hero 3 diyelim. Mesela 3 tane de oluşturabiliyormuşuz. Şu veri tabanından hemen hızlı bir şekilde yazayım arkadaşlar. Dosyanın adını alıyorum şuradan. Ben o şekilde çalışacağım arkadaşlar. Şuradan bakarsanız F2 image'im benim hero 1. Uzantısı ne arkadaşlar bunun? JPG. Extension'a da JPG yazıyorum arkadaşlar. Şuraya da hero 2 yazayım. Uzantısı JPG. Bu şekilde arkadaşlar aldım. Yani iki tane hero yapım var. İsterseniz bir tane daha oluşturabiliriz mesela. İşte buraya da bir şeyler yazabiliriz. Çok önemli değil. Şu an iki tane yeterli benim olayım için. İki tane slide benim için yeterli arkadaşlar. Hero 1, Hero 2 ne yapsın? Dönsün bu şekilde. Çalışsın. Bu Width ve Height değeri arkadaşlar daha sonra imajda üzerinde genişlik ve yükseklik üzerinde işlem gerçekleştirirken kullanacağım bir yapı. Bu arada bu ismi de yanlış yazmışım. Doğru mu yazmışım? Evet doğru yazmışım. Q gibi göründü. Şu an için her şey tamam. Veri tabanıma iki tane kayıt girişi gerçekleştirdim. Bu iki kayıt girişini de gerçekleştirdikten sonra şöyle kapatayım. Burayla işim yok şu an. Hemen kodlamaya başlayalım. Şuradaki section'a baktığınız arkadaşlar bu da bir normalde partial yapılabilir arkadaşlar. Ben o yüzden şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar şuraya.
Layout'lu değil. Her şeyi parçalayabilirsin. Mesela burayı aldım ben. Gene şuradaki şeridin içerisinde arkadaşlar. Bir tane veri oluşturalım arkadaşlar. İsmini de alt-index şey pardon slide nokta CSHTML dedim arkadaşlar. Ve şuraya yapıştırdım bunu. Ve bu arkadaşa da bunu nasıl çağırıyordum hatırlarsanız. Hatırlayan var mı arkadaşlar? Bir parçanı nasıl çağırıyordum? Eti koyuyordum. Üst parantezi koyuyordum. Evet ile çağırıyordum hatırlarsanız. Evet HTML nokta render partial async diyordum arkadaşlar. Ve ismi de neydi? Slide'da. Bu şekilde ne yaptım arkadaşlar? Ben bu veriyi bu parçalı çağırmış oldum arkadaşlar. Yani işim gücüm arkadaşlar böyle temiz, sabit, basit sayfalar oluşturmak. Yani tutup da çok fazla içeriğin olduğu bir indeks yerine parçalayacağım şimdi mesela. Bunların hepsi yavaş yavaş parçalanacak arkadaşlar. İlerledikçe bu parçalama işlemini gerçekleştireceğim. Ve şu olayı gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Bakın şimdi. Şimdi geldim arkadaşlar. Slide'a ne yapacağım? Slide'ı önce şöyle bir şey gerçekleştiriyorum. Ben bir model gönderdim ya. Gönderdiğim modeli buradan almam gerekiyor arkadaşlar. Bir model gönderiyorum normalde indeksin içerisine. Bu modeli buradan alacağım. Bunun için kullanacağım yapı add model arkadaşlar. Add model. Bu model ne? Bu model benim index view modelim aslında. Yani index view modelim nerede arkadaşlar? Site pardon neydi benim şeyim? E-ticaret miydi? E-ticaretin içerisinde modelsin içerisinde index v modelde hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bu arkadaşı ben ne yapacağım? Model olarak tanımlayacağım. Şu an benim modelim bu. Çünkü hatırlarsanız şurada modeli bu veri türünden yapmıştım arkadaşlar. Yeni bir model isminde bir nesne türettim. Neyden türettim arkadaşlar? Index view modelden türettim. Index view modelin içerisinde gittim slide'ı aldım sadece. Sadece slide şu an slide'la ilgileniyorum arkadaşlar. O yüzden slides'ı aldım. Slides bir enumerable olduğu için mecburen birden fazla kayıt isteyeceğim ve sonuna o yüzden to list olarak ekledim. Yani DB'nin içerisine slide veri tabanlı tablosuna git. Oradaki kayıtları sıra numarasına göre küçükten büyüğe sırala. Bana sadece is confirm'i true olanları getir ve bunları listele komutunu verdim arkadaşlar. Şuradan da ne yapacağım? Ben bu veriyi alacağım arkadaşlar. Buradan da bu veriyi alacağım. Şuradan bakarsanız şuraya bakarsanız arkadaşlar tekrarlanan kısım bu. Tekrarlanan kısmı görebiliyor musunuz? Tekrarlanan kısım bu arkadaşlar. Yani şöyle tekrarlanıyor arkadaşlar. Kaç tane kayıt varsa her bir kayıt için şöyle bir şey oluşuyor. O yüzden tekrarlanan kısımları siliyorum arkadaşlar. Bana sadece bir kısım gerekiyor. Burada hemen komutumu yazıyorum. Diyorum ki eğer diyorum kayıt var ise bu nasıl olur? Eğer kayıt var ise kelimesini nasıl sorarız? Eğer kayıt var ise kelimesini nasıl sorarız? Count'u sıfırdan büyük mü diye sorarız aslında arkadaşlar burada. Count'u sıfırdan büyük mü? Mesela deriz ki işte et hemen et if diyelim arkadaşlar. Bana hızlı bir şekilde yapıyı oluştursun. Eğer diyorum arkadaşlar eğer benim modelimin içerisindeki eğer benim modelimin içerisindeki slide modelin içerisindeki
modelin içerisindeki slide nokta count değeri arkadaşlar sıfırdan büyükse, eğer benim modelimin içerisindeki slice'daki kayıt sayısı, slice'daki kayıt sayısı sıfırdan büyükse bu işlem gerçekleşecek arkadaşlar. Sıfırdan büyükse bu işlem ne yapacak? Gerçekleşecek. Sıfırdan küçükse gerçekleşmeyecek arkadaşlar. Yani kayıt varsa bana döngü oluşturacak arkadaşlar. Kayıt yoksa döngü oluşturmayacak. Şu an bu kaydım varsa arkadaşlar bana bunu görüntüleyecek. Kayıt yoksa görüntülenmeyecek arkadaşlar. Bu kadar basit, bu kadar rahat bir şekilde işlemi gerçekleştiriyorum. Sonra da diyorum ki eğer kayıt varsa bu defa ne yapayım arkadaşlar? Ben bu kayıtları listeleyeyim. Kayıt listeleme için ne kullanıyorduk arkadaşlar? For each kullanıyorduk hatırlarsanız. O zaman da diyorum ki at for each. Kaydım varsa bana bu kayıtları listeli aktivitesini gerçekleştiriyorum arkadaşlar. O yüzden ne yapacağım burada? Add for each'i kullanıyorum arkadaşlar. Add diyorum. For each. Ve buradaki döngüm de arkadaşlar ne olacak? Bunun içerisinde olacak. Yani şu yapının içerisinde dönecek arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Item in collection. Koleksiyonum ne arkadaşlar benim? Modelin içerisindeki slice değil mi arkadaşlar? Bu benim koleksiyonum arkadaşlar. Modelin içerisindeki slice'ı bana ne yapacak? Görüntüleyecek. Bu kadar basit arkadaşlar. İnanılmaz derece kolay. Mesela burada da diyecek ki item değil mi? Buraya diyeceğim acı. At item nokta at item, çünkü item gönderdim, nokta ne? Subtitle'dır hatırlarsanız arkadaşlar. Bu bir subtitle'dır. Bu arkadaş at item nokta title'ımdı. Bu arkadaş headline'dı. At title şey item nokta headline'dı. Şu arkadaş at item nokta button text arkadaşlar. Şurayla ilgili herhangi bir şey vermedim veri tabanda. İsterseniz burayı bile verebilirsiniz. Bakın burayı bile verebilirsiniz. Yani şuradaki görüntüyü şey yapabilirsiniz. Oluşturabilirsiniz. Mesela burada ne yazmasını isterseniz onu yazdırabilirsiniz. Mesela dersiniz ki buraya ne vermiş mesela? Burada off card vermiş. Off card diye bir tane yapı oluşturup arkadaşlar off card içerisinde gelecek teksti de buradan ne yapabilirsiniz? Ayarlayabilirsiniz. Bilirsiniz, tamamen size kalmış bir durum. Yapalım mı isterseniz? İsterseniz yapalım arkadaşlar. Off card'ı da ekleyelim bu şekilde. Olur hocam. Hemen slide'ı aldım. Design'ı ekledim arkadaşlar. Dedim ki arkadaş bir tane daha şey oluşturayım. Off card. Off card. Off card'ın içerisine arkadaşlar envar char 50 benim işimi görür. Hatta isterseniz daha yüksek bir değer de verebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar ben off card isimli bir veri de oluşturmuş oldum. Şimdi ne yapacağım? Bu off card isimli veriyi de arkadaşlar off card isimli veriyi de çağıracağım.
Burada değişiklik meydana getirdiğimde yapacağım aktivite neydi? Özellikle birkaç kere gerçekleştiriyorum ki arkadaşlar siz de rahat bir şekilde çözün bu olayı diye. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar şu komutumu tekrarlıyorum. Bu kadar basit. Gitti burada. Entity list'leri ve DB context'i değiştirdi arkadaşlar. Ben artık şurada slide'da çağırma işlemi gerçekleştirdiğinde bana şuraya arkadaşlar at item nokta off card'ı da ne yaptı arkadaşlar? Getirdi, gördünüz mü? Bu kadar rahat. Yani her şeyle rahatlıkla mücadele edebiliyorsunuz. Her şeyi rahatlıkla editleye biliyorsunuz. Bu işlem gerçekleşti arkadaşlar. Şu an ben ne yaptım? Basit de olsa arkadaşlar bir slide verisini arkadaşlar veri tabanına ne yaptım? Getirdim. Bu kadar basit. Şu düzeni biraz oturtabiliriz. Tamam, şu an her şeyimiz güzel görünüyor. Bir sıkıntımız da yok. Hop şuraya gelsin. Hop şu da şuraya gelsin. Evet. Bu işlem bu kadar. Hemen hızlı bir şekilde dilerseniz arkadaşlar çalıştırıp bir son şeklimizi görelim. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle düzenli bir hale de getirdim. Modelimi de çağırdım arkadaşlar. Ve basit bir şekilde arkadaşlar veri tabanından veri çekme işini gerçekleştirdim. Yani tutup da o kadar çok uğraşmama gerek kalmaksızın. Dikkat ederseniz hiçbir TSQL komutu kullandın mı? Hayır, hiçbir TSQL komutu kullanmadım arkadaşlar. Çünkü şurada Home Controller'da ben bu işlemi arkadaşlar neredeyim ben kontrolörüm evet şurada Home Controller'da şu işlemi şurada gerçekleştirdim. Hani Order By işlemini biliyorum ben TSQL'den ama onu bu şekilde çağırıyorum. Veri biliyorum ben TSQL'den arkadaşlar. Bu şekilde çağırıyorum. To List arkadaşlar Select demek yani. Bir liste çağıracaksam IEnumerable diye bir tanımlama yapmışsam IndexView modelde arkadaşlar onu çağırmak için toList yazmam gerekiyor. Bilginiz olsun. Hadi bakalım bir. Hopa. .NET Run yapalım arkadaşlar. Bakalım. Bir görüntüleme işlemi gerçekleştire. Bilecek miyim? Ya da uygulamam bana hata verecek mi? Gördünüz mü gençler? Black Friday. Evet hocam gördüm. Friday. Bu veri şu an veri tabanından geliyor. Süreç nasıl? Çok kolay değil mi? Yani hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. Siz sadece modeli yazın yeter. Şurada mesela bir değişiklik meydana getirdiniz. Diyelim ki edit. Neydi? Off court değil mi? Buraya hemen dedim ki biz count 50 %. Discount %70.
Demek ki burası H1 için çok uygun bir yapı değil. Burada H1'in gidip CS değerinde değişiklikle meydana getirebilirsiniz arkadaşlar. Ya da burayı biraz daha şey yaparsınız. Şöyle dersiniz ki bunu şöyle yapacağım bakın. Dikkat edin arkadaşlar. H3 içerisinde discount vereceğim. Bu da 70% olsun arkadaşlar. Evet, bunu çekmek için bizim yapmamız gereken arkadaşlar bu HTML verisini çekme olayını gerçekleştirmek. Hadi onu yapalım. Bunun için arkadaşlar bu veriye çağırırken özellikle headline gibi veya benzeri verileri arkadaşlar çağırırken şey yapabiliriz. Bu HTML verisi olacak diyebiliriz arkadaşlar. O yüzden şuraya derim ki HTML.raw. Raw deyip bu şekilde arkadaşlar bu arkadaşı çağırabilirim. Yani şu arkadaş da yine html.raw'ın içerisine HTML gelebileceğini düşündüğünüz verileri arkadaşlar bu şekilde HTML raw'ın içerisine alabilirsiniz. Ve şöyle bir olaya da girdim mi? H1, H2'nin içerisinde mi böyle bir olay gerçekleştirdi? Şöyle bir şey yapalım. Bu daha güzel olur. Şunu tamamen şuradan çıkartalım. Bu bunun içerisinde olsun arkadaşlar. Bu bunun içerisinde olsun şöyle. Şöyle bir şey yapalım. Biraz daha tatlı yapalım şunu. Şu discount'u H3 yapalım. H3, H2... H3 şey güzel değilmiş arkadaşlar. Onu görmüş olduk. Şu arkadaşı da span içerisine yazalım arkadaşlar. Ve şurayı da H2 ile bitirelim. Bir bakalım şöyle daha keyifli olacak mı? Olmadı. Gidip CSS'de H2'nin biraz daha böyle küçültülmesini de sağlayabiliriz arkadaşlar. Ya da burada farklı bir isim bile verebiliriz. Çok önemli değil. Şöyle bir çalışma gerçekleştirdim arkadaşlar. Bir bakayım. Olmadı. CSS'de ufak bir değişiklik meydana getirebilirim. Evet, şurada CSS'de bir değişiklik meydana getireyim arkadaşlar. H2'nin özelliğini nerede şey yapıyormuşum? Style CSS'in 889. satırında arkadaşlar. Hemen işlem yapabiliyorum. Gidiyorum arkadaşlar. CSS'in içerisine Style'ın Ctrl G 888 miydi? 89. Şu değil mi arkadaşlar? 32 piksel yerine 28 yaparsam daha keyifli olacak gibi görünüyor. Bakalım bir. Ctrl Shift R yapıyorum arkadaşlar özellikle. Çünkü CSS'de veya JS'de arkadaşlar bir değişiklik meydana getirdiniz mi? Bunun gerçekleşebilmesi için buradan (20) deyip
Evet, şurayı da 32 değil de 36 yapayım biraz. En azından oran kendini göstersin arkadaşlar. Süper oldu. Değil mi? Bu da %70 discount oldu. Evet, ilk verimiz arkadaşlar bu şekilde çekmiş olduk. Slide'ı